Yani benim Instagram'da 30 bin takipçim var. İşte ya da 50 bin takipçim var diyoruz. Sonra bir e-kitap çıkartıyoruz. Bir eğitim çıkartıyoruz. Fakat sonra bakıyoruz ki hiç tahmin ettiğimiz gibi satış rakamları yok. Ya biz diyoruz ki mesela diyelim 20 kişilik bir atölye çalışması. Ya bunu ben çok rahat satarım ya. Benim 50 bin takipçim var diyoruz. Bir açıyoruz atölye çalışmasını. 5 tane zor satıyor. Sonra diyoruz ki ya bu takipçiler beni anlamıyor. Böyle bir eğitimi nasıl kaçırırlar? Halbuki burada her platformun kendine özgü bir takipçi kitlesi var. Bunu düşünmemiz gerekiyor. İnsanlar sizin orada daha çok eğlendirici reels'larınızı ya da kısa böyle paylaştığınız metinleri gördüğü için, alıştığı için sizden ona yönelik şeyler artık bekliyorlar. Sizin belki çıkartacağınız eğitimi tahmin ettiğiniz gibi bir talep göstermeyebiliyorlar. Fakat farklı bir kişi LinkedIn'de ya da Twitter'da bir eğitim çıkartıyor. Sizin çıkartmış olduğunuz eğitimin 5 katı fiyatla 1000 takipçi sahip, yani sadece 1000 takipçisiyle o eğitimi 20 kişi çok rahat satabiliyor. İşte burada çok net bir fark var. Eğer ki hedefiniz kişisel markanızı büyütmek ve bilgilendirici içerikler üretmekse Instagram'daki takipçi sayınıza bakarak bir çalışma yapamayabilirsiniz. Ve burada